tabağında salatalığında kabuklarını soymuyorum. Hemen hızlı bir şekilde rendenin iri kısmıyla rendeleyeceğim. Şimdi aynı şekilde bir tane salatalık rendeleyeceğim. Aynı kabın içine beraber yapabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Bütün suyunu sıkarak ters süzgecin üzerine koyacağım. Ve son aşamaya kadar sularını burada bırakması için bekleyeceğim. En son onları ekleyeceğim. Şimdi büyük bir karıştırma kabı alıyorum. Öncelikle yoğurdumu ve mayonezimi koyup çırpacağım. Çünkü katı malzemeleri ekledikten sonra çırpma işlemi zorlaşır ve homojen bir şekilde karıştıramayabilirsiniz. Hemen mayonezi ekledim. Biraz tuz ekliyorum. İçine ekleyeceğim kabakları, salatalığı ve tavuğu düşünerek. Yine aynı şekilde iki diş sarımsak kullanacağım. İnce bir rendeyle rendeliyorum. Güzelce alt bazımı karıştırarak oluşturuyorum. Bu artık hazır. Şu an beyaz peynir kullanacağım. Az yağlı ve tuzlu olanından. Ve yarım su bardağı kadar da cevizim var. Siz hep söylüyorum Kolay Mutfak'ta artan peynirlerinizi değerlendirin. İşte bu tarifler tam onlara göre. Zaten programın başında da söyledim. Cevizleri doğrarken çok küçük yapmayın. Şöyle dişe gelir kıvamda olsun. Bu boy gayet yeterli. Hepsini içine atıyorum. Şöyle 50 gram kadar beyaz peynir yeterli olacaktır. Rendelemeyeceğim, ince ince doğrayacağım. Öyle birazcık bebek maması kıvamında yiyecekleri sevmiyorum çünkü. Yine aynı şekilde peynirler de karıştırma kabına girdi. Sıra geldi tavuklara. Göğüs, but, kalça, buzluğunuzda ne varsa hepsi olur. İncecik onları da doğrayacağım. Yine aynı şekilde cevizlere yaptığım gibi bıçakla güzelce eziyorum. Sanıyorum bu kadar yeter. Hepsi yine karışımın içine gidiyor. Bu karışımın kesinlikle biraz da taze ota ihtiyacı var. Ben bugün tercihimi dereotundan yana kullanıyorum. Aramızda kalsın, nane de çok yakışır. Sadece kalın saplarını aldım. Hemen bunu da incecik kıyacağım. Evet, bu mis gibi kokan dereotları da karıştırma kabına. Diğer malzemeleri eklemeden önce ocağın küçük gözünde serviste kullanmak üzere birazcık tereyağı yakacağım. Ama önce bakalım biraz karıştıralım, baharatlar yerinde mi, eksik bir şey var mı diye. Sonra arkadan da yarma ekleyeceğiz. Karışım tamamen yoğurtla kaplanmayacak. Bütün malzemelerin hafif hafif görünmesi gerekiyor. Aklınızda bulunsun, yoğurt oranını ayarlarken bunu göz önünde bulundurun. Bakın bir sürü su bıraktı, hem kabak hem salatalık. Şimdi hepsini içine koyuyorum. Yarmamı alacağım. Şöyle temiz bir kaşıkla 1/3 su bardağı kadar yeterli olacaktır. Bütün karışımı birbirine güzelce yediriyorum. İşte görüntünün aynen böyle olması gerekiyor. Bütün malzeme yoğurt ve mayonezli karışımımla kaplandı. Ancak hepsi belirgin durumda. Şöyle tereyağımı eritiyorum. Biraz yanmasını istiyorum tereyağının. İçine bolca kırmızı toz biber ekleyeceğim. Şöyle kendi sıcaklığında kalsın. Ben de hemen servis yapayım. Tereyağım güzelce oldu. Ocağın altını kapattım. Hemen servis tabaklarına dolu dolu koyuyorum. Şimdi ben bunu evde iki türlü servis yapıyorum. Birincisi aynen bu şekilde. Üzerine bolca siyah zeytin ilave ediyorum. Bir diğeri de şu şekilde tereyağı ile. Tereyağını birazcık bol tutuyorum.